Evet, Ester'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle yapalım. Şimdi burada çıkmadı. Geri dönüp diğer yolları deneyelim diye düşündüm ama mağaranın burada başka yol nerede var? Buradan şey gidiyor sadece. Bu yoldan mağaraya gidiliyor. Geri mi dönelim? Nasıl yapalım? Bunun yanından çıkılmıyor. Şuradan karşıya geçelim. Sulardan gidelim. Umarım yolu bulabiliriz. Şuraya çıksak mı? Kayalar var ara ara. Şimdi burası o taşların olduğu yer. Burada yol mağaraya geldiğin mi yerden mi? Mağaraya şuradan geldim. Geride kaldı. Burada başka yol var mı emin değilim. Şu taraflara gidiliyor mu bilmiyorum. Aa, yok buradan. Aa, burayı hatırladık galiba. Şuradan geç, burası geçtiğimiz yerdi. Tamam. Oraya gitmiyorum. Mağaraya gittiğimiz yer o tek yön ya. Sanki orada başka yol var mıydı? Bir de şu yukarılarda yol var gibi görünüyor. Bir etrafa bakalım. Şuradan geri mi çıkıyor acaba? Bir inceleyelim bakalım. Yollar uzaktan çok belli olmuyor. Gidip bakmak gerekiyor gibi gördüm ben. Burası mesela geldiğimiz yol değildi. Burası farklı bir yol. Hiç yılan mılan yok mu burada? Karşımıza çıkmayacak mı? Bizi korkutmayacak mı? Aa, burası... İnsek mi? İnelim. Başarım kazandık. Dear Esther, I have now driven the stretch of the M5 between Exeter and Bristol. Exeter ve Bristol times. Arasındaki milattan M5 milattan demişim. M5 yolundan 25. kez geçtim ama elimdeki bütün raporları, tanıkları ve hepsini askeri tetkik haritalarında işaretlememe rağmen yeri bulamıyorum. Kanıt olmaları için işaretler olduğunu düşünebilirsin. Sanford dönüşü ve Welcome Break servisin arasında bir yerde ama dikiz aynısını sürekli görmeme rağmen karaya çıkamadım. Ne dedi ya? O ne demek? Neler oluyor? Aa, biraz böyle damdan taştan anlatır gibi bir şey. Aa, bunun üstüne çıktık. Bakayım, yok orası mıydı? Mağaranın üstünde miyiz şimdi? Bir sağa gidiyor, bir sola gidiyor. Şimdi sağa yönelelim. Az önce soldan gitmiştik. Dur. Dikenli teller şurada. Herkese. Bu neymiş? Bunlar da mı boya kovası?
Böbrek taşlarım var ve beni hastanede ziyaret ettin. Cerrahi müdahaleden sonra anesteziden dolayı hala yarı uyumuş haldeyken hatlarım ve konuşmam bulanıklaştı. Taşlarım şimdi büyüdü, bir adaya dönüştü ve kaçtı. Sen de bir sarhoşun arabasıyla mat hale geldin. Bayağı hala anestezi etkisinde gibi. Aa, böbrek taşları adaya dönüşmüş. Bak, burada da yol var. Ben buradan geldim, burada da yol var. Ama çok güzel. Az önceki o geminin üstüne çıktığımızı sanmıştım ama değilmiş. Oliver da kendini korkutuyor durup durup. Hadi ya. 24 saatte bir harf demek ki. Hızlı ilerliyorsun. burası bildiğin çöplük. O gemiye çıkılır mı acaba? Buradan gitmiyor. Bence de gider. Hadi ha gayret. Çıkamayacağız mı? Satıcı sana suç bulur. Düzgün kullanamamışsın der. Kullanıcı hatası der. Hulki, biz şu an adamın böbreğinde mi geziyoruz yoksa? Böbrek taşları adaya dönüşmüş ya. Böbrek yok. buradan bir şey çıkmadı. Bir de şuraya bakalım. Orada ne yazıyor? Ne yazıyor? Teknenin altına bir delik olmalı. Yeni keşişler nasıl gelirdi yoksa? Bak şimdi burada bunlar bir şey anlatmaya çalışmış. Yukarıda parmağımla gösteriyorum. Ok işaretleri var. Burada böyle bunlar ne? Dalga mı? Tekneye yakınlaşmama izin verecek mi peki? Evet, o da bir ayet ama... Drunk mı yazıyor? Nor drunk.
iyi okuyamıyorum. Ha. Sen iyi okuyabilmişsin onu ya. O gözlerim bir şey oldu. Bu bir yol mu acaba? Şu mesela it mi? Sen demesen ben onu okuyamazdım. Evet. Ne yemiş, ne içmiş gibi bir şey. Aa, buradan gidiyor. Gitmiyor. İade mi etmişsin? Neden? Şu yukarıdan devam edelim. Dolanıp dolanıp sıkılıp iade etmiş. Adam bir şey anlatmaya çalışıyor bak. Merak ettim hikayeyi. Tamam, şimdi yolun solundan da gidiliyor, buradan da gidiliyor. Soldan mı gitsek acaba? Aydoğan hoş geldin. Yürüme simülatörü gibi bir şey, evet. İnsan mı bulacağız, ne bulacağız bilmiyorum. Henüz ben bir şey bulamadım. Bence biz şu an kendimizi arıyoruz. Öyle bir hikayeler anlatılıyor çünkü. Gibi değil. Aha, bir ev var. Ya eskiden evmiş. Bir ev daha var. Şurada yol var. Burası. Ha, yeni hikaye geliyor. Tırmanmaya başladım. Denizden uzağa ve merkeze doğru. Doğruya giden düz bir çizgi akşam antenin etrafına sarılıyor ve sinyalleri sıkıştırarak en erken bir sessizliğe gömüyor. Baraka antenin bakışlarından kaçmak için daha karşı çömelmiş. Ben de bir hayvan gibi adanın altında sürüneceğim ve kuzey kıyıdan... Çok hızlı anlatıyor. Okuyamıyorum. Daha nasıl haber verelim ya? Her yerden bilgi gitmedim ya. Evet. Moderatör demeye dilim varmıyor. Bakayım burada ne çalıştınız? Aa, burada birine bir sağlık bir şey uygulaması yapmışlar. Umarım bizim de ihtiyacımız kalmaz. Solda yol var, yukarıda ev var. Eve bir bakalım. Tabii canım, suç hep bende zaten, suç patronda.
Barakasen 1700'lerin başında kurulmuştu. O zamanlar çobanlık resmi bir kariyerdi. İlk gedikli çoban Jacobson adında bir adamdı. Göçmen bir İskandinav soyundandı. Yerler tarafından kibar bir adam olarak tanınmazdı. Buraya her yaz gelir barakayı kurar. Sonunda mal mülk sahibi olmanın bir eş ve nesil getireceğini umardı. Ve bunun olmadığını kaydediyor. Huzursuz keçilerinden bir hastalık kapmış ve barakayı tamamladıktan 2 yıl sonra ölmüş. Onun için falize beyaz çizgiler çizilecek biri de yokmuş. Yazık. Ben sevmedim, onu ne yapacağız? Önce şuna bakayım. Aha bak, burada da çalışmışlar. Şair burada. Bunlar ne? Ha, yakmışlar. Ben ceset gibi sandım. Şu eve bakalım. Ya gitmediğimiz öyle çok yer var ki. Onu da karıştıracağım zamanla. Nereye gittim, nereye gitmedim hatırlamıyorum. Bak, buraya da yazmışlar. Bu ne? Bu da amip gibi bir şey. Öf be, manzaraya bak. Aşağıya da yol gidiyor. Kalbim çöp sahası, bu yalancılar, yalancı şafaklar aydınlığın yokken uyanıyor. Gece yarısından sonraki saatlerde senin için terliyorum ve battaniyelerime sarıyorum. Dalgaların, martıların unuttuğu bu kayıp sahillere çarptığını hep duyuyorum. Bu şişeyi kulağıma tutabilirim ve orada benim için olan tek şey bir şey müziği. Biri mi var burada? Aa, aynı kitaptan burada da var, yakmışlar. Aa, ultrason görüntüleri var. Biri hamileymiş. Bak, o kitaptan burada da var. Ya da ben öyle bir şeye benzetiyorum, bilmiyorum. Amip, evet. Sinan'ın evi. Oo. Güzel. Böyle bilgiler güzel. Teşekkür ederiz. Burada da mı bir şey yok? Yine boya her yer. Dünyanın bütün boyalarını buraya getirmişler. Şimdi şu tarafa doğru bir yol gidiyor. Bir de şu aşağıya doğru yol gidiyor. Aşağıya doğru gideceğim. Annesinin telefonu. Olsa boyalarla numaraları, telefon numaralarını duvarlara yazardı. Buradan devam ediyorum. Hadi bakalım.
Rüzgarın gücü arttı. Jakobsen's ribcage, they told Donnelly, was deformed. The result of some birth defect or perhaps a traumatic injury as a child. Brittle and overblown it was, and desperately light. Perhaps it was this that finally did for him. Unable to contain the shattering of his heart. In half-light, his skeleton a discarded prop. A false and calcified seabird. Neleri nelere benzetiyor ona şaşkınım yani şu an. Çizer, yazar. Güzel güzel, evet. Ama şu an çok değişik değişik şeyler anlatıyor. Şu an aklımda bir şey oluşmadı. Buzlar daha yeni eriyordu. 7 aydır ölü olmasına rağmen vücudu sinirlerine kadar dolmuş ve çürümeye başlamamıştı. Patikanın yarısına kadar çabalayarak inmişti. Belki kayıp bir keçi arıyordu. Belki de bilincini kaybetmişti ve bir pençe gibi kıvrıldı. Dolunayın tam altındaydı. Hayvanlar bir cesedinden uzak durmuş. Anakaradakiler onu eve götürmek şanssızlık getirir diye düşünmüşler. But he is proving an unreliable witness. Güvenilmez bir tanık. Ah, bir mağara. Bakalım bir şey bulacak mıyız? Diyor da biz kaç yıl sonra gelmiştik buraya? Climbing down to the caves, I slipped and kaydım düştüm ve bacağımı yaraladım. Galiba uyluk kemiğim kırıldı. Belli ki enfekte olmuş. Deri açık bir pembeye döndü ve acı dalgalar halinde vuruyor. Kış kıyı şeridime gelip gidiyor. Taşlarımın ağırlığının sesini bastırıyor. Dinlenmek için barakaya dönmeye çabaladım ama kesinleşti ki bunun biteceği tek bir yol var. Troll teknesinden tedarik ettiğim tıbbi malzeme birden amacını buldu. Son tırmanışım için beni ayık tutacak. Burada bir şey mi varmış acaba? Yok. Giriyoruz mağaraya, hadi bakalım. Bunlar niye parlıyor böyle? İçerisi rengarenk. Mum yanıyor. Aha gidiyoruz. Gittik. Jacobson başarımı kazandık. Did Jakobsen crawl this far? Buraya kadar süründü mü? Taşların içine harap ettiği tırnak çizdiklerini saptayabilir miyim? Am I following him cell for cell, inch for inch? Why did he turn back on himself and not carry through to the ascent?
Vay be. Peki o mum hala nasıl yanıyordu? Çok ilginç. Bu arada YouTube için bir ara verelim. Sonraki bölümde görüşmek üzere.